Film boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli ve hikmetli bir tebliğ yöntemine şahit olduk. Çeşitli ülkelerin hükümdarlarına gönderilen tebliğ mektuplarına. Buraya kadar sadece birkaç örneğini aktarabildiğimiz bu mektuplar vasıtasıyla Allah'ın Peygamber Efendimiz'e bahşettiği üstün tebliğ gücünü bir kez daha gördük. Hükümdarların ve halklarının en güzel ve hikmetli şekilde hak dini yaşamaya davet edildiği bu mektuplar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakının ve tebliğ gücünün tarihi örneklerindendir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yazmış olduğu tebliğ mektuplarının her biri tüm Müslümanlar için önemli bir rehberdir. Mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle insanlara Allah'ın tek ilah olduğunu, onun dışında hiçbir varlığın hiçbir güce sahip olmadığını söylemiş ve şirke karşı onları uyarmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inkarcılar konusunda olduğu gibi kitap ehline de hiçbir baskı uygulamamıştır. Onlara öğüt vermiş, onların vicdanlarını etkileyerek doğruyu görmelerini sağlayacak şekilde onlarla konuşmuştur. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. İşte bunların Allah kalplerinde olanı bilmektedir. O halde sen onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver ve onlara nefislerine ilişkin açık ve etkileyici söz söyle. Mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmemiş olsak bile, Kur'an ayetlerinden ve hadis-i şeriflerden güzel tavırlarını, konuşmalarını, gösterdiği güzel ahlakı tanıyabilir. Ona benzemek ve ahirette onunla yakın bir dost olabilmek için elimizden gelen çabayı en fazlasıyla gösterebiliriz. Bu dönemde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i desteklemekse ancak Kur'an'a tam tabi olmakla ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymakla olabilir. Kur'an ahlakını onun gösterdiği çabayı örnek alarak tüm dünyaya yaymaya çalışmak, ahlakça ve tavırca gücünün yettiğinin en fazlasıyla ona benzemek her Müslümanın görevidir. Allah ayetlerinde Allah'a ve Resulüne iman etmenin ve onu izlemenin önemine dikkat çekmekte ve bu kişilerin kurtuluşa ereceklerini şöyle müjdelemektedir. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşa erenler bunlardır.